Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber o 2000 beğeniyi geçmeniz sayesinde yeniden bir oyuncumuzu 90 yan yapıyoruz hiç durmadan abi. Her bölüm bir oyuncuyu 90 rating yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda da bir oyuncuyu daha 90 rating yapacağız arkadaşlar ve bir sonraki videoda da yapmaya devam edeceğiz. Siz like atmaya, ben 90'ı yükseltmeye devam ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman bu videoda 3000 beğeni, 2000 beğeni ne yapabiliyorsunuz? Herkes tam ekranı kapatıp beğensin ve yeniyseniz de arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmanız benim için çok önemli. Her videoda artık söylemeye başladım. Dünkü videoda da söyledim arkadaşlar. YouTube önermeyi bıraktı bizim kanalı, bilmiyorum neden. O yüzden abi ne yapıyorsunuz? Bildirimleri açıyorsunuz ki videoların hepsinden haberdar olun. Videoları kaçırmayın. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hemen oyuncumuzu yükseltmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, en üstteki yorum Belhanda'yı 90 rating yap, adam çok iyi demişsiniz. Ve bugün sizlerle beraber Belhanda'yı 90 rating yapacağız. Gerçekten efsane olacak. Bir sonraki bölümde transfer yapıyoruz abi. Transfer bir oyuncuyu alacağız. Yeni kart çıkarsa yeni kart alırız ama çıkmayacak gibi duruyor. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Belki Fenerbahçe Galatasaray derbisinde çok iyi oynayan bir oyuncusu varsa onun kartı yüksek ihtimalle çıkar. Yani 2 gol bir oyuncu atarsa eğer 10 videoda, ki atmıştır artık, yani atmıştır veya atmamıştır yani. Çünkü ben videoyu derbiden önce çektiğim için arkadaşlar şu anda bilemem. Ama attıysa onun kartı muhtemelen çıkar, onu muhtemelen alırız. Siz yorumlara yazmayı devam edin arkadaşlar oyuncuları. O derbiye özel iyi oynayan bir oyuncu bir sonraki videoda bir videoluk falan da alabiliriz. Yani yorumlara kimi 90 rating yapalım onu yazın. Ve arkadaşlar bir de transfer etmemi istediğiniz oyuncuları yazın diyorum. Hemen arkadaşlar Belhanda'ya tıklıyoruz ve Şampiyonlar Ligi kadromdan sırf bu adamı yükseltmek için çıkardığım Belhanda'yı alıyoruz. Dün bir bahane uydurdum abi kötü oynuyor diye. Harbiden çok efsane değil ama en önemli sebebi bu adamı yükseltmek için de arkadaşlar. Siz o kadar yorum atmışsınız, beğenmişsiniz. Çünkü abi eğer Wijnaldum olmasa, yani maksimum ne kadar yükselebiliyor görün. Wijnaldum olmazsa üçgen yükselebiliyordu arkadaşlar. Ve ben sizin için abi like'larınızı gördüm. Koskoca Wijnaldum'u 85'ten 91'e yükselttiğim veya 86'dan 91'e yükselttiğim, aynen herhalde öyle. O Wijnaldum'u şimdi sizlerle birlikte 506.000 coins basarak ve 90 rating yapıyoruz abi. Gerçekten muhteşem üçlü oldu. Belhanda, Roberto Carlos ve Vida. Tam 3 tane değil, bir de Muslera, tam 4 tane 90'ın üstünde oyuncumuz oldu. Takım gerçekten uçmaya başladı. Gerçekten efsane gidiyor. Takım 97 rating oldu artık. Artık şey turnuvalarına bile giremiyoruz. Hani Şampiyonlar Ligi turnuvası oynayacağım, onu bile oynayamıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok efsane, çok muazzam oldu. Arkadaşlar bu arada videoda, bu video için hemen yorumlara yazın. En beğenilen yorumu yapacağım ama gerçekten anlayanlar, bilenler yazsın. Hangi müziği? Yorumlarda çok görüyorum ama arkadaşlar emin olamıyorum hangisini kullanayım diye. O yüzden o yorumları kesinlikle bulup yorumlardan beğenin ve yorum da yapın. Hangi gol müziğini ve hangi gol yeme müziğini kullanalım? Gerçekten lütfen mantıklı ve güzel yorumlar bulun. Onları kullanacağız. Bu videoda yine aynı devam ediyoruz. Bu videodan sonra değiştireceğim. Ama bu videoda o önemli. Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onu da hem transfer yazın. Yani bu videoda yorumlarda bildiğiniz sohbet ediyoruz abi. Messenger, WhatsApp gibi kullanın yorumları. Sınırsız yorum serbest. Her neyse şimdi takımıma çıkartıyoruz. Ve şimdi teke tek moduna giriyoruz. Teke tek modunda efsane bir şekilde oyna diyoruz şimdi. Ve teke tek modunda çok güzel bir maç oynayacağız sizlerle birlikte. Bakalım başımıza neler gelecek. Hafta sonu toplam 4 tane video geldi. Her gün video gelmeye devam ediyor. Bam güm devam ediyoruz abi. Teke tek modu oynamayalı uzun zaman oldu. Şampiyonlar Ligi oynayıp duruyorum. Gerçekten kafayı yedim abi Şampiyonlar Ligi etkinliğiyle. O da bu akşam bitiyor zaten. Siz bunu izlerken ki akşam bitecek. Haftaya kadar devam edecek. Bakalım biz yarın alabileceğiz mi almak istediğimiz oyuncuyu, bakalım göreceğiz. Mane'yi umarım alabiliriz arkadaşlar. 92 rating bir rakip geldi. Bugün gol yağmuru olabilir abi. Bayağı bir elim ısınık çünkü oyuna da bakalım. Belhanda'yı falan göreceğiz bugün sizlerle birlikte. Umarım başımıza kötü şeyler gelmez. Hadi bakalım abi. Manu falan da var. Gerçekten takım zaten güzel. Elif Elmas şimdi. Belhanda devam. Tam gaz devamdı. Belhanda durdu bir anda. Şimdi abi. Bu arada boostları daha yükseltmedim arkadaşlar. Çok fazla coins harcamak istemiyorum. Coins'im bitecek çünkü. Şikirteler neyse onu halledeceğiz arkadaşlar. Coins'leri kasmaya devam edelim. Onları halledeceğiz. Edin Vişka. Vişka ver pasını. Veremedi pasını. Verdi pasını Belhanda. Verdi pasını Cagne. Cagne de Quaresma. Quaresma. Cagne'ye çok güzel bir mantıklı bir pas. Cagne'den de Belhanda mı o? Evet Belhanda. Belhanda geçemedi. Faul yok mu hocam? Yok hocam. Nasıl yok ben anlamadım gerçekten. Bir şeyler oldu orada. Oyuncular durdu sanki faul olmuş gibi ama vermedi. Bence oyunda bug oldu abi. Aslında hakem faul verecekti. Sonra bug olduğu için vermedi falan. Değişik oldu. Her neyse. Arkadaşlar ne oluyor öyle? Şembereden gol yedik. İlginç. 1-0 geriye düştük. Çok kötü bir durum aslında bu. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz ama şembereden gol yememiz hiç hoş bir durum olmadı açıkçası benim için arkadaşlar. Quaresma o hocam.
Bunlar ne yapıyor abi? Bu adam sabahtan beri bana faul yapıyor. Vişka, abi Vişka zaten var ya, gerçekten Süper Lig'in bu seneki en iyi oyuncularından biri. Belhanda geldi. Goli de geldi. Belhanda. Bum abi. Bum. İşte bu. Bu arada detone oldu. Kusura bakmayın abi, yapacak bir şey yok ama. Abi plaseyi yapıştırdı. Belhanda tam gaz devam. Hiç benzetememişsiniz EA Sports. Kusura bakmayın ama birazcık Türkiye'deki oynayan oyuncuları da iyi gösterin. Yani ikonlara bile gösteriyorsunuz abi. Adamlar gerçek hayatta oynamıyor. Roberto Carlos bile ne kadar benziyor. Lütfen canlı olarak oynayan oyunculara da birazcık ilgi gösterin. En azından sevilen oyunculara yani. Yalvarıyoruz size. Her neyse. Abi ne yaptın? Abi ne yaptın? Gerçekten çok boş goller yiyoruz ya. Şu oyunda prese zaten hep gol oluyor. Arkadaşlar hemen maçımıza başlıyoruz. Gerçekten terledim artık. Kafayı yiyeceğim. Az önce aşırı saçma bir maç oynadım. Hani orayı görüp zaten sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden bir maç daha oynuyorum abi. Güzel maç olana kadar oynayacağım. Gerçekten ilginç şeyler oluyor şu anda. Kafayı yiyeceğim. Yani bu maçı da oynayayım dedim. Abi maç 1-1 olduktan sonra öyle şeyler oldu ki arkadaşlar, oyun böyle donmaya başladı. Kasa kasa oynanıyor. Hiçbir fikrim yok. Bu maçta aynı şey olursa arkadaşlar videoyu maalesef kapatmak durumunda kalacağım. Gerçekten ilginç. Bak 102 rating, 120 kimyalık bir rakip geldi. Bu sefer herhalde normal bir rakip. En azından normal bir rakip olsun. Gerçekten abi. En azından normal bir oyuncu olsun. Evet, ben de ona okey diyeyim. Okey dedi. Gerçek normal bir oyuncu olması herhalde zaten emoji atmaz. Tamam. Bu bot değil abi. Az önce bota karşı ilginç bir maç oynadım. Bota karşı da oyunun donması, yani gerçekçilik için oyunu donduruyorlar. Bu nedir abi ya? Bak. Bak bak. Muslera, aferin sana Muslera. Sen kralsın, adamsın. Az önce Muslera'yı da göremedik abi. Az önce Muslera oynamıyordu mesela. Öyle bir ilginç bir durum vardı. Elif Elmas. Ulan. Bak bak. Kafayı yedirtecekler adamı, yemin ediyorum ya. Abi plase vursa gol. Ya gerçekten arkadaşlar. Yani şu topu bilerek rakibe vermesi anlam verilemeyecek bir durum. Her neyse, en azından normal düzgün bir gol yedik. Ama oyuncular harbi ilginç oynuyor gerçekten. Ben alıştım herhalde bizim yüksek oyunculara diyeceğim. 95 ratingli takımla oynuyorum normalde. Bu takım 97 rating. Bilmiyorum neden böyle olduğunu ya. Abi bak. Neyse. Paulinho. Makalele. Boateng. Boateng abi ver. Ya ne faul abi, topu aldım sadece ya. Yeter artık oyun ya. Gerçekten yeter artık. Nereden bileceğim ki ben onun bana pas vereceğini? Bak harekete bak. Ya. Bak yine aynı şey olmaya başladı. Emre Belözoğlu. Ya bu niye oluyor abi? Kafayı yiyeceğim. Quaresma. Quaresma. Ricardo Quaresma. Çek abi topu. Çok iyi. Çok iyi. Ver pası. Sen pas verene kadar abi. Oraya 3 tane adam geçti. Ne bekliyorsun anlamıyorum ki. Cagney'e güzel pas geldi aslında ama Cagney vurmadı topa. Boşa doğru ayağını salladı. Neden bilmiyorum. Vieira şimdi. Vieira, Şikirtel. Ver pasını, verdi pasını Vişka. Vişka'dan da pas. Quaresma dön. Döndü. Çok iyi. Quaresma şimdi. Ricardo Quaresma. Quaresma dön. Abi Quaresma'dayken şuta bastım. Okey de Quaresma'dayken başka adamın ayağına rakipten top geldi. Benim hala o şutum niye dolu? Normalde bastığım adam 10 saniye sonra pası verir. Burada kullanıyor anasını satayım. Gerçekten ilginç ya. Vişka. Roberto Carlos. Elif Elmas. Vallahi ilginç. Boateng. Vieira. Messi bir plase vurdum mu gol zaten. Defans hiçbir şey yapmıyor. Messi şu anda, Messi. Vida topu kesti sonunda. Vida ama 15-20 dakika beklemesi gerektiğini düşünüyor herhalde. Öyle bir kural var zannediyor futbolda topu ayağından alması için. İlginç. Vida vurdu kafayı. Roberto Carlos verecek mi pasını? Vermiyor pasını. Bakın dolduruyorum. Vermedi abi. İlginç. Vallahi ilginç ya. Dediğim şey gerçekleşti yani. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Pas doluydu orada. Vermedi ama pası. Bilmiyorum niye olduğunu ama gerçekten pası atmadı. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Oyunda bir değişiklik var anasını satayım. Hayırlısı. Quaresma. Manu. Manu'ya geçmedi top. Elif Elmas. Bir güncelleme falan gelmiş oyuna muhtemelen ve oyunun içine etmişler diyorum. Manu şimdi. Manu. Elvis Manu. Manu. Dön abi, dön dön dön. O dönene kadar herhalde bir 120-30 yıl falan, 130 yıl falan geçecek arkadaşlar o dönene kadar. Bilemiyorum artık ne yapacağımı, artık bilemedim, şaşırdım. Joao Cancelo. Vida'dan top dışarı doğru çıktı arkadaşlar ve korner kullanılıyor şu an. Joao Cancelo. Cancelo'dan pas. Nainggolan'dan pas. Boateng'den pas gelecek mi? Gelmedi. Kim bu? Emre Belözoğlu. Quaresma'ya verdi. Verdi. Cagne, Allah seni kahretmesin Cagne. Allah seni kahretmesin Cagne. Ben bir şey diyemiyorum abi. Direkt ver şu pası abi. Belözoğlu makel...
Abi topu alıp oynayamıyorum ki. Çok değişik olmuş oyun. Ben 106 genlik takımları 92 reytingken yeniyordum. Anlamadım şu an durumu. Manu. Manu pas geçmedi şu anda. Top dışarı da çıkmadı. Muster aldı eline. Ya abi en ilginç şeyler başımıza geliyor. Bu ne ya? Bu nasıl şanssızlık abi bugün? Bugün çok ilginç bir gün abi. Yemin ediyorum. Ben bugün yok abi. Bugün gerçekten... Bugün bitik abi. Bugün bitik bir gün. Gerçekten bugün bitik bir gün. Ben anlamadım bugünden hiçbir şey ama bugün gerçekten ilginç bir gün arkadaşlar. Artık ben bir şey demiyorum arkadaşlar. Oyundaki karakterine söyledim bu arada. Başka bir şey söylemedim. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben Handa ile attığım golü gösterdim. Bir de bu maçı gösterdim. Artık bugünün durumunu anladınız arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Belhanda'yı bugün 90 reytinge yükselttik. Ancak arkadaşlar başıma gelmeyen kalmadı. Bir sonraki videoda galibiyet sözü veriyorum. Eğer 10 maç boyunca kazanamazsam 10 maç boyunca çekmeyeyim 11. maçı da oynayacağım. Merak etmeyin ama bir sonraki videoda galibiyet sözü veriyorum. Haberiniz olsun. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın. Şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.